Valla kardeş, şimdi hayatımızda en ilginç olay dünyanın şelaledeydik. Oturmuş arkadaşlardan içirdik baba. Bir tane çocuktan bir tane köpek geldi. İki çocuğun yanında bir tane köpeği var tabi. Kardeş, şimdi çocuk bize laf attı. Öyle evvel araya bir tartışma girdi. Tartışma sonucu çocuktan tartıştık. Neyse, çocuk durdu, köpeği bize dövüştü. Ben anlamadım, bu ne iştir? Yani çok şaşırdım orada. Çok şaşırtıcı bir olay. En ilginç olay, başıma her türlü olaylardan biri geldi. Onu söylemeyeyim. İşlerimiz tıkırdaya değil. Satışımız da normal oldu ay başından sonra. Hepinize sonsuz teşekkürlerimi sunarım. En ilginç olay, küçükken takla atayım derken 3. kattan aşağı düşmüştüm. Yok ki. 99 depreminde enkazın altında kalmıştım bir gün boyunca. Hayatımdaki en ilginç olay bu. Günün birinde misafirlerimiz vardı ve bahçede bir tane yılan yakaladım. Gittim misafirlere hoş geldiniz dedim, böyle gösterdim. Cuma namazını yanlış kılmam. Yılanın beni kovalaması, ben de kaçıp terliğimi onun yanında bırakması ve karakola yakınken bütün askerleri çağırması. Küçükken başıma gelmişti. Küçükken parktan düşmem. Kazın peşlemesi. Mahallede yürürken bizim evin orada kazlar var. Bu kazlardan ben çok korkuyorum. Kendileri biraz kötü kazlardır. O kazlar işte. O kazlar şey yaptı. Arada peşime düştü. Bayağı gitmelerini bekledim. Yarım saat işte bekledim. Gitmediler. Sonra bir komşunun yardımıyla kurtardılar beni kazlardan. Köpek peşlemesi. Dünyaya gelmem. Bilemiyorum. Hepsi ilginç. En ilginç olay, en ilginç olay. Galiba Kars'a gelmem. Sizin? Senin ne? Dün akşamki olay diyeyim. Oğlum olayı anlatmıyorsun. İşte anlatamıyorum. En ilginç olay. İlkokulda arkadaşlarım şaka yapacaktı bana. Sınıfa girince hepsi birden üstüme çullanıp beni çöp kutusuna atmışlardı. Torunumun sünnetini yapmamamdı. Kesicik. Kars'a gelmemiz. Hayatımdaki en ilginç olay, ehliyetsiz araba kullanmıştım ve arkadan jandarma çarpmıştı trafik. Yani orada çok heyecanlanmıştım ama kaçtım yani. Bir şeyler oldu, kaçtım. Çöp arabası çarpmıştı bir kere basket oynarken. Basket oynuyorduk. Tam potaya gittim, turnikeyi bıraktım, güm diye vurdu bana o. En ilginç olay, ilkokuldayken 5. sınıfta bir arkadaşımın yanıma gelip osurması ve ondan sonra koku üzerime kalınca okuldan atılmam oldu.